Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir bebek hırkasıyla sizlerle birlikteyiz. Hırkamız hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için renkler o, uygulandığı zaman her ikisinde olabilecek bir e, hırka. Bu rengimiz de her ikisi için de gayet uygun bir renk. E, şuradan başlıyoruz boyun kısmından. Kolumuzdan artışlarımızı yaparak modelimizi uyguladıktan sonra kollarımızı birer birer tamamlayıp Kol ve bel lastiklerini de tamamladıktan sonra yakamızı öreceğiz. Daha sonrasında hırkamız tamamlanmış olacak. Hırkamızın genişliği 30 santim. Şöyle kol ölçüsüne bakalım. Hemen yakadan itibaren ölçmek istiyorum. Yakadan itibaren bakınız 28 santim. Şu şekilde boyuna bakacak olur ise hırkamızın. Yine yakadan bakıyorum. 33 santim de boyunun uzunluğu. Ee, hırkamızı hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Hırkamızı örmek için kartopu baby van kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipim 100 gram 250 metre ve renk numarası 1321 yüzde yüzde akrilikten oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hırkamıza başlarken bir taraftan ölçülerini ayıralım bir taraftan da zincirimizi çekmeye başlayalım hemen başlayalım bir tane düğüm attım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimi çektim 7. tam ayracımı taktım ayracımın olduğu mavi yer önümüzü oluşturmakta. Önümüzün bir tanesi. Şimdi hemen ayraç sonrasından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tam 12 tane zincirimi çektim kolum için ve arkam için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincirde arkam için çektim 13. .ye taktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tekrar kolumuz için 12 tane zinciri çektik ve taktık şimdi en son 1 ayracımızı bakın evet bir diyerek ördüm 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi de önüm için çektim ve bu şekilde birinci zincir sıramı tamamlamış oldum zincirimin ölçüsüne bakalım 20 3 buçuk 3 buçuk zincirimizin uzunluğu Şimdi ikinci sırasına trabzanlarımızı yapmaya başlayalım 7 tane zincirimin üzerine şimdi ilave ediyorum elimi tam tutuyorum 7 1 2 3 3 tane zinciri ilavetim tığımın başını doluyorum 1 tane geri çekildim ve ikinciye gelerek batıyorum 2 tane trabzanım oldu bakın 2. 3, 4, 5, 6 ve 7 işaretimize kadar birer birer de trabzanlarımızı öreceğiz zincirimizde. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane Zincirim, tra zincirimizin üzerine 7 trabzanımızı ördüm. Tam ayracımın olduğu yere geldim. Ayracımın olduğu yerden diğer kırmızı ayracıma kadar kolumu öreceğim. 2, 4, 6, 7, 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Sarı ayracın olduğu yere batarak kırmızıya kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. zincirimizin üzerine sayarak ayırdığımız için trabzanlarımızda herhangi bir sayı sıkıntısı olmuyor. Çekmiş olduğumuz zincir sayısının birebir aynısını aralara iki zincir çekerek trabzanlarımızın üzerine uygulayalım ve birinci trabzan sıramızın bölümünü bitirmiş olalım. Şimdi kırmızıya kadar diyoruz. Kırmızıyı örmüyoruz çünkü diğer taraftan sayarak geldiğimizi dahil etmiştik. Hemen en son trabzan üzerine iki zinciri çekiyorum ve sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 12 tane kolumuzu ayırmıştık zaten. İki zincirimi çektikten sonra kırmızıdan pembeye kadar arkamızı, pembeden maviye kadar kolumuzu ve son 7 önümüzü örelim. Görüşelim. Sıramı bu şekilde tamamladım. 7'şer önümüz 12 kolumuz, 13 trabzan arkamız ve aralarda ikisi ikişer zincir olarak ayırdık. Şimdi ikinci bir rengim olan kahverengiyi bağladım. Ve bu yönden diğer yöne doğru bu sıramızı kahverengi olarak öreceğim. Sarı ipim burada kalacak. Bir tane zincir çektim. 2 ve 3 yönünü çeviriyorum örgümün. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve arta şerime kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Sadece trabzanlarımı örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. En son trabzanımı da ördüm. Şöyle bakalım. birebir bir trabzanlarımızı ördük. 2, 4, 6, 7. Şimdi 2 tane zincirimizin içerisine 2 tane trabzan öreceğiz ve 2 zincir çekip tekrar aynı yere 2 tane trabzan toplamda 2 zincir 4 tane trabzanımızı örmüş olacağız Şimdiki öreceğim 2 tane trabzan önümüzün artış yerleri olacak başlıyorum giriyorum zincirin içerisine 1 ve giriyorum 2 7 tane olan trabzananın bu sırada 9 trabzana ulaştı 2 tane zincir çekiyorum şimdi 12 tane olan kolum için örmüş olduğum trabzan iki tane bu iki zincirden sonra buraya artmamla 14 iki tane de bitişinde artmamla 16'ya çıkmış olacak hemen kolum için olan artışlarımı yapıyorum 1 ve 2 iki. i̇ki zincirimizin içerisine iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı ördüm şimdi kolumuzu da aynı şekilde birer birer üstteki trabzanlarını örüp Artma yerine geldiğimiz zaman aynı işlemimizi burada da tekrar edeceğiz. 2 tane trabzan, 2 tane zincir, 2 tane trabzan şekliyle örgümüzü öreceğiz ve robamızı aşağıya doğru genişletmiş olacağız. Boyun kısmından omuz kısmımızı sararak aşağıya doğru inecek. Evet devam ediyorum son trabzanı ördüm. 2 zincirin olduğu yere geldim. Hemen başını dolayarak 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Şöyle baktığımız zaman tıpkı buradaki işlemimizin aynını tekrar ettik. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Dümdüz örelim trabzanlarımızı. Aynı işlemlerimizi burada da yine dümdüz örelim. Aynı işlemimizi de bu şekilde artarak örelim ve uç noktada görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bütün sıralarımızı örüp ikişer trabzan, iki zincir, ikişer trabzanlarımızı ilave ettim. Ve en son noktaya geldim. En son üç zincir çekerek dönmüş olduğumuz bu başlangıç kısmımızın üzerine de geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve şu şekilde ipimi uzatarak bırakıyorum. Ve diğer sarı ipimin olduğu yöne geçiyorum. Sarı ipimin olduğu yöne ilk trabzanımın üzerine batıyorum ipi çekiyorum 1 2 3 ve başlıyorum bu yönden diğer yöne doğru ilerlemeye hardal sarımızın olduğu yerden başladık kahverengi diğer tarafta kaldı bu yönden örerek ilerlemekteyiz sarı trabzanlarımızı birer birer örerek geldim artış noktamıza ulaştık ve başlıyorum bir ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum iki iki tane zincirimizi de ilave ettikten sonra yine iki tane trabzanımı zincirimin içerisine giriyorum iki trabzan iki zincir iki trabzan ve dümdüz ilerleyerek devam ediyorum diğerlerinde de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz ikişer trabzan iki tane arada zincirimizi unutmuyoruz. Buradaki kısımlar bakınız normal düz trabzanlarımızın üzerlerine birer birer örülmesiyle sıramız oluşuyor. Herhangi bir atlama ya da farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızı örmekteyiz. Diğer artış yerimize kadar gelelim. Oradaki artışımızı da birlikte yapalım. Evet. Son trabzanımı da ördüm ve giriyorum. 1 ve bir tane daha 2. 1 2. Aynı yere iki trabzan daha örüyorum. Ve düz sıralarımızı düz olarak trabzanlı yani artış yerlerimizi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak örüp tamamlayalım. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Tekrar kahverengimizin olduğu sıramızı örmeye geldik. Şimdi bakalım. Kahverengimizi bakın şu şekilde boş bırakmıştık. En son ilmeğimizi bu şekilde örerek trabzanımızı kapadıktan sonra bırakmıştık. Şimdi örerek geldik. Burayı örmemiz gerekmekte. Şimdi tığımı geçiriyorum. Son ilmeğimi de sarıdan ördüm. Her iki ipimi elime alıyorum. Tığımın başını ikisiyle birlikte doluyorum. Geçiriyorum ve örüyorum. Şimdi kahverengi ipimi sadece alıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 Diğer ipim orada kalacak. Döndürüyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerinden örerek ilerliyorum. Yine yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynısını tekrar ederek İkişer artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz bu sıramızda da. Geliyorum. Bakın trabzanlarımı birer birer örüyorum. En son trabzanıma battım ve araya iki defa bir ve iki giriyorum. 2. 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane trabzanımız oldu burada. 7, 9, 11, 13. Bakınız ikişer ikişer artmıştı. 7 ilk sıraydı. 2 artınca 9, 2 artınca 11, 2 artınca 13 tane trabzanımız oldu. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum ve bu sıramızı Yine alt sıralarda olduğu gibi sıra başına kadar ikişer trabzanlarımız artarak örelim. Kahverengi sıramızı yine tamamladık. Kahverengi ipimizi burada bıraktık ve sarı ipimin olduğu yöne geliyorum. Yine aynı şekilde ipimi alarak üst kısmına tığımı takıyorum. İpimi geçiriyorum. 1 2 3 diye başlıyorum ve ikişer artış, iki trabzan yine örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra örerek geldim. Her birisinde ikişer ikişer artışımızı yaptık. Birkaç sıra daha aynı şekilde artışlarımızı yaparak e, roba kısmımızı tamamlayalım. Şimdi kahverengimin olduğu bölüme geldim. İlmeğimi bu şekilde bırakmaktaydım. Bakınız ilmeğimiz şu şekilde kalıyor. Tığımın ucunu takıyorum. Diğer kahverengi ipimi de alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve örüyorum. Bu şekilde ördükten sonra sadece kahverengimle örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Sıkıştırıyorum. Döndürüyorum. Aynen normal trabzanımızı örer gibi örüyoruz. Ve artışlarımızı yaparak robamızı tamamlayalım. Robamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. 7 sıramızın ölçüsüne bakalım. 8 santim uzunluğunda yeterli oldu şimdi kahverengimizle tekrar başladım burada kahverengimizde robayı gövdeden ayırıyoruz önden başladım tam artış yerine kadar örerek geldim iki tane artışımı yaptım kol altına zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektikten sonra diğer tarafa geçişimi yapıyorum diğer koluma tığımın başını dolayarak İki trabzan daha örüyorum ve sırt kısmını örmeye başlıyorum. İlerlediğim nokta ceketimizin sırtının olduğu noktamız. Şöyle bakalım. Önden kahverengimizi örerek geldim. Arta şerine geldiğim zaman iki trabzanımı ördüm. 5 tane zinciri çektim. Arkayı da düz trabzan olarak örüp tamamlayacağım. Diğer kolumun altına gelince tekrar görüşelim sırt kısmımı örerek geldim artış yerine iki tane trabzanımı ördükten sonra tıpkı bir önceki kolumuzda yapmış olduğumuz gibi beş tane zincirimizi çekelim bir iki üç dört beş büküyorum kolumuzu önümüzdeki iki zincirin olduğu artış yerine girerek iki tane trabzanımı örüyorum ve birer birer bütün trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Şöyle bakalım. 5 zincir sağ taraftaki kolumun altında 5 zincir sol taraftaki kolumuzun altında şu şekilde kapatıyorum. Kahverengi ile önümüzü de tamamlayalım bak kısmımızı tamamladık. Ee, şöyle baktığımız zaman kahverengimizi son kez kullandık ve kopardık. Şimdi sarı ipimizle örmeye devam ediyoruz ve modelimizi uygulayalım. Kahverengi trabzanın en son sırasını yani en son ilmeğine takıyorum. İpimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 4 zincirden sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Hemen diğer trabzanın arasına girerek bir tane trabzan örüyorum ve bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak araya girmiş olduğum yere bir tane daha trabzan örüyorum bir tane V yaptım şimdi zincir çekmeden tığımın tekrar başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanın olduğu yere geliyorum bir trabzan bir zincir ve aynı yere ikinci kez trabzanımı örüyorum ve bir tane daha V yaptım V'lerin arasında zincirimiz yok sadece kendi içinde birer tane zincirimiz var tekrar tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikinci V'nin olduğu yere yani ikinci trabzanın olduğu yere girerek bir tane daha V'mi yapmaya başlıyorum bir zincirimi çektim İkinci kez batıyorum 3 tane V'mizi bu şekilde kurduk. İlerleyelim. V'mizin ikinci trabzanından sonra zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 tane atlıyorum. Diğer trabzanın arasına girerek 1 trabzan, 1 zincir aynı yere bir trabzan şekliyle örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. Diğer trabzana giriyorum. 1 trabzan 1 zincir aynı yere bir tane daha trabzan batıyorum ve bu şekilde ilerliyoruz kol altına kadar örmeye devam edelim kol altına kadar V'lerimizi örerek geldim şimdi kolumuzun tam altındayız bir tane atlıyoruz diğer zincirimizi ilk çektiğimiz yere giriyorum ve bir tane trabzanımı bir zincirimi yine aynı yere ikinci kez batarak trabzanımı örerek V'mi burada oluşturuyorum Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin olduğu yere batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan daha aynı yere örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradaki yere zincire giriyorum. Trabzanımı çekiyorum. Bir tane de zincirimi ilave edip aynı yere ikinci bir trabzanımı da örüyorum. Kol altımızı 3 tane Beyimizi yerleştirdik. Şimdi sırt kısmından örmeye devam ediyoruz. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Bakın bir tane trabzanımı atlıyorum. İkinciye gelerek batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın olduğu yere geliyorum. Bir, bir zincir. Ve bir tane daha trabzanım örüyorum. Bu şekilde diğer uç noktaya kadar ilerleyelim. Bir uçtan başlamış olduğumuz beylerimizi örerek diğer ucumuza kadar geldim. Kol altlarımızın ve önlerimizin eşit olmasına lütfen dikkat edelim. Bir tane önümüz büyük, bir tane önümüz küçük olmasın. Sayılarımız eşit olsun. Evet, en son sıraya kadar ördüm. 10 tane. Rehimiz var. Tam kol altına gelmeden. Şurası bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Diğer tarafta sayacak olursam. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane beğimizi oluşturduktan sonra her iki tarafa da tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane de zincir burada ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak araya giriyorum. Bir tane zincir çektiğim araya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer V'nin içerisine giriyorum. Aralarda yine zincir çekmiyorum. V'nin içerisine girip bir tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzanım örüyorum aralarda V'lerin geçişlerinde zincirimiz yok. Tığımın başını dolayarak direkt diğer araya geçiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Diğer tarafa her bir V'nin içerisine bir trabzan, bir zincir, bir tane daha trabzan ekleyerek sıra başına kadar devam ediyoruz. Ceketimizi yeterli uzunluğa gelene kadar ördük. Ee, bu uzunluktan sonra bir sırada tekrar kahverengimizle dolaşmak istiyoruz sarımızı hemen bağlayalım en son ördükten sonra sarımızı tek trabzanla örüyorum batıyorum 1 2 sarı ipimin üzerine bağlıyorum diğer renkteki yani kahverengi ipimi bir tane daha düğüm atıyorum bu şekilde attığım zaman dilediğim gibi ilerletebilmekteyim ipimi ve kahverengi ipimle son çekmesini yapıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen beynimin içerisine giriyorum bir zincir çekerek aynı yere batıyorum daha sık olmasını istiyorsak beylerimizin açık değil aradaki bir zinciri çekmeden direkt iki tane trabzan yan yana yapıp devam edebiliriz öyle de çok güzel oluyor. Evet. Şu zinciri çekmeden hemen şu şekilde yapabiliriz. Bakınız daha sonra iki tane trabzanı ördüğümüz zaman yine belli bir açıklık olmakta, da biraz daha kapalı açıklık olmakta. Şimdi biz zincir çekerek başladığımız için bir tane zincirimizi çekerek devam ediyoruz. Sıramızın başına kadar bir trabzan bir zincir bir trabzan bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde diğer başa kadar örelim kahverengi sıramızı başa kadar tamamladıktan sonra bir sırada sarımızı ördüm en son birleşme yerindeyiz şimdi kahverengimizi bu şekilde bırakmıştık tığımın başına alıyorum kahverengi ilmeğimi her ikisini şu şekilde tutarak örüyorum bir ve iki sadece kahverengimi alıyorum. Bu sıra son olarak örüyorum. Yine V'lerimizi. Sarımızı artık buradan makasımız yardımıyla kesebiliriz. Farklı sarı örmeyeceğiz. 2 3 çeviriyorum. Kalın olduğu için yeterli. Ve giriyorum. Bir zincir. Tekrar bir zincir tekrar Ondan sonrası lastiklerimizi yapmaya başlayacağız. 1 Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Bir sırada kahverengimizi geçtikten sonra lastiğimizi örmeye başlayabiliriz. Sarımız burada kalmıştı. Hemen sarımızı alarak örmeye başlıyorum. İlk trabzan üzerine çekiyorum. 1-2-3 Bir tane trabzan ördüm. Şimdi bir tane zincir çekmiş olduğumuz yerin içerisine girerek bir tane trabzan. Diğer yanındaki trabzanın üzerine bir tane trabzan. Diğer trabzanın üzerine araya bir tane trabzan. Kenardaki trabzanlarımızın üzerine ve zincirimizin içerisine birer tane e, trabzan örerek gidiyoruz. Yalnız bütün e, zincir içlerini örmeyelim. Arada atlayalım. B kısmında şöyle bir e, hafif ortaya doğru toparlanma olsun. Çok açık bir lastik olmasın. Toparlanmış bir lastik istiyoruz. Araya girmeyelim. Bakın bu kez kenardan bir tane örelim. Diğer trabzanı ördüm. Arayı örüyorum trabzanımı örüyorum. Tekrar atlamak istiyorum. Diğer trabzanımı ve araya giriyorum. Yine atlıyorum. Ortaya girmiyorum trabzana. Yine trabzana ve ortaya giriyorum. Bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyerek gelelim. Bir sıra lastiğimizi ördük. Bütün trabzanlarımızı düz bir şekilde sarı ipimizle tamamladık. 3 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çevirdim. Şimdi lastik örgümü örmeye başlıyorum. Bir tane trabzanımı yandan girerek trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından geçiyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar bir yandan bir arkadan şu şekilde giriyorum ittirerek trabzanım örüyorum bir yandan bir arkadan tığımın başını doluyorum yandan tığımın başını doluyorum arkadan şu şekilde aradan giriyorum trabzanım ittirip örüyorum yandan hemen Hepsinde tığımızın başını doluyoruz. Arkadan geçiyorum. Bir tek trabzanımı ittiriyorum. ipimi alarak örüyorum. Tekrar yandan giriyorum. Arkadan bir yandan bir arkadan Örerek büyütelim. Dışa kabarık olanları yandan alacağız. Arka sırada içte çukurda duranları arkadan alarak istediğimiz ölçü gelene kadar lastik örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Evet ceketimizin alt kısmına lastiğini tamamladık. Şimdi kolumuzu örmeye başlayabiliriz. Tığıma bir tane düğüm attım. Hemen kol altından ilmeğimizi alarak tıpkı gövde kısmına modelini uyguladığımız gibi modelimizi uygulamaya başlayalım. Araya giriyorum. Her iki modelin arasına tam ortaya 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane V'mizi oluşturdum. Tığımın başını doluyorum. Diğer V'nin olduğu yere giriyorum. Bir tane zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci bir V'mizi oluşturduk. Bakınız V'lerin direkt içerisine girdim. Şimdi kolumuza doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tam kolumuzun artarak gelmiş olduğumuz ilmeklerimizin olduğu bölüme bir tane trabzan örüyorum bir zincir çekerek ikinci bir trabzan daha örüyorum tamamen başında oluyorum bir atlıyorum ikinci trabzanın üzerine batıyorum bir zincir aynı yere giriyorum ve tekrar bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bir tane zincir çekip yine biraz önceki trabzanımın olduğu yere girerek bu şekilde bir tane trabzan atlayıp ikincisine batalım V'lerimizi oluşturalım ve başlangıç noktamıza kadar ilmeklerimizi yani V'lerimizi yaparak gelelim kolumuzun başlangıç yerinden bakınız bu şekilde örmeye başlamıştık V'lerimizi ve uca kadar örerek geldim bakınız birleştirme noktamıza gelmek üzereyiz neredeyse bir tane trabzanımı ördüm kahverenginin içerisine ikinci bir trabzanımı daha ilave ediyorum son V'mi oluşturuyorum V'ler arasında zincir çekmiyorum direkt ilk hazırlamış olduğum V'min içerisine geçiyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip içerisine giriyorum ve ikinci sıranın ilk V'sini örmüş oluyorum diğer İkinci V'ye giriyorum, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Dönüyorum, diğer V'ye bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde istediğimiz kol ölçüsüne gelene kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Kollarını örmeye başlamıştık. Bakınız, her iki kolunu da dolaşarak örüp tamamladım. Ucuna da aynen. Gövde kısmında kullandığımız gibi bir sıra kahverengi, bir sıra sarımız, bir sıra kahverengimiz ve lastiğimizi örüp her iki kolunu da tamamladım. Her iki kolda gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Şimdi önünün lastik kısmını örmeye başlayacağız. İpimi aldım. Alt kısımdan başlıyorum. En uç kısma bir tane batıyorum. Bir, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve uygun aralıklarla birer birer trabzanımı örüyorum. Uygun aralıklarla ne çok bol olacak ne de ne büzülecek ne de çok böyle karanfilleşecek kendisini bırakmadan elimizin ölçüsünün istediği kadar örüyoruz. Yeterli gördüğümüz kadarıyla elimizin ve gözümüzün uygun gördüğü şekilde örelim. 1 2 genelde 2 tane trabzan yeterli oluyor her bir sıra trabzana. İkişer ikişer örmekteyim. Bakınız 2 1 aldıklarım da oldu. Bu şekilde 2 2 örelim. Arada bir tane de tek almayı unutmayalım. Eğer yığılmanın olacağı yerlerde bir tane trabzan örelim. Bakın bayağı geniş. O yüzden ikişer olarak devam ediyorum. Başa kadar örerek gelelim. Aşağıdan trabzan olarak başladığım sırayı ikişer ikişer örerek uç noktamıza kadar geldim. Bir. İki tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sırasını örmeye başlıyorum. İkinci sırasında hemen iki zincirimizi dibine batıyorum ve sık iğne olarak aşağıya kadar devam ediyorum. Tırabzan olarak örmüyorum. Sık iğne olarak batıyorum her bir trabzanımın üzerine Kız ya da erkek çocuklarımıza hangisine uygun örecekseniz kız çocuklarımız için iliklerimizi sağ tarafta erkek çocuklarımız için sol tarafta iliklerimizi ayarlayalım. Çünkü modelimiz hem kız hem erkeğe de uyan bir model. Uygun renkteki iplerimizle her iki çocuğumuza da örebiliriz. Zincirimi örerek aşağıya kadar ilerliyorum. 2. sırasını sık iğne olarak tamamladım kenarımı tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 öncesinde çekmiştim bir zincir hemen dibine batıyorum 3. sıra olarak tekrar sık iğne ile başlangıç noktama kadar örüyorum diğer tarafı da aynı şekilde öreceğiz yalnız ikinci sıramızda uygun aralıklarla ilik yerimizi açacağız Burada bakın dikkat ettiyseniz ilik yeri açmadık. Sadece trabzan sık iğne sık iğne çalışması yaptık. Düğmemizin zeminini hazırladık. Diğer tarafta ilik yerimizi de açacağız. ikinci sıramızda. Evet şimdi karşı tarafı burayı bitirelim. Karşı tarafta aynı şekilde trabzanı örelim. ikinci sık iğne sırasında görüşelim. İliğimizi öreceğimiz tarafımıza iliğimizi koyacağımız yerlere birer işaretimi koydum. İlk iliğimi yeşilin olduğu yere koyacağım. Daha sonrasında ilerleyerek yukarıya doğru devam edeceğim. Şimdi sık iğnemi örerek geldim. Hemen işaretimi çekiyorum. İliğimin olacağı yeri 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2. trabzanımın üzerine sık iğne olarak örüyorum ve bir tane iliğimi açmış oluyorum ve diğer trabzanlarıma sık iğne olarak işaretim gelene kadar örüyorum. Yine sık iğne her birisini birer birer örmekteyim trabzanlarımı. Evet. İşaretimi bıraktığım yere geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum diğer bakın bir tane atlıyorum işaretimin olduğu yere diğer sıradaki yere bir tane sık iğne batıyorum ve aynı şekilde yukarıya doğru ilerliyoruz her bir iliğim için iki tane zincirim yeterli en son iliğimi iki zincirle açtım iki tane sık iğne ile en son noktaya geldim ve dönüşümü yaptım şimdi iki zincirimin hemen yanındayım zincirimin tam içine giriyorum bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane bakın. Hemen yandakinin üzerine sık iğne olarak batıyorum ve diğer ilime kadar her bir sık iğnemin üzerine yine aynı şekilde sık iğne olarak örüyorum. Şöyle biraz da sıkı tutarsak gayet güzel görünmekte. Bakın dümdüz. Devam ediyorum diğer zincirimize kadar gelelim her bir işlemimizde daha düzgün ve güzelleşiyor kenarımız Evet ilerlemekteyim ve en son sık iğneme battım şimdi zincirin olduğu yerdeyim içerisine giriyorum bir tane sık iğne örüyorum hemen yanındakine batıyorum iki tane yapmayalım iki tane yapar isek biraz kabarabiliyor çirkin duruyor şu şekilde diğer iliklerimizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım Düğme ve ilik çalışmamızı tamamladıktan sonra bir de yakamızı çalışmaya başlayalım. Yakamızı tam şu şekilde yandan başladığımız yerin ilk trabzanına gelerek girelim. 1, 2, 3 ve bir tane daha ilave ediyorum. 4. Dibine batıyorum. Bir V oluşturalım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan arası atlıyorum. İkinci trabzana girerek bir trabzan bir zincir aynı yere bir tane daha trabzan örerek ikinci V'mi örüyorum bir tane trabzan arası atlıyorum diğer sıraya bir trabzan bir zincir yine trabzan tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum sıradaki yere bir trabzan bir zincir aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum ve V'lerim oluşturuyorum 1 2, 3 tam arada 4 tane beyim oldu. Bu kolumuzu, arkamızı ve diğer önümüzü aynı şekilde çalışıp birinci sıramızı tamamlayalım. Beylerimizi tamamladık. Tekrar ikinci sıraya başlamak üzere başlangıç noktama geldim. Hemen içerisine giriyorum. Bir zincir çekmiş olduğum yere şu şekilde geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekerek aynı V'nin içerisine batıyorum. Bir tane daha V'mi oluşturuyorum. Tekrar sıradaki V'nin içerisine bir trabzan, bir zincir, trabzan. Sırasıyla trabzanlarımızı ve zincirlerimizi birer birer örerek ilerliyoruz. Her bir V'nin içerisine. devam ediyorum birinci sıramız ikinci sıramızı sıra başına kadar bu şekilde örelim üçüncü sıramıza yine başlıyoruz içeriye geçiyoruz zincirimin olduğu yere şu şekilde 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum tığımın başını doluyorum diğer beynin içerisine giriyorum bir zincir bu üçüncü sıramız. Üçüncü sıramızda da aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak üçüncü sıramızı da tamamlayalım. Üç sıra yakamızı ördükten sonra yakamızın genişlemesini istediğimiz için aradaki bir tane çekmiş olduğumuz zincir sayısını ikiye çıkarıyoruz. İki tane trabzan ortada iki zincir olarak öreceğiz. Şimdi araya geçişimi yapıyorum. Bir 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum aynı yere girerek trabzanımı örüyorum bir sonrası bir trabzan iki zincir şimdiye kadar bir zincir çekmiştim bir trabzan iki zincir bir trabzan tekrar bir trabzan iki zincir bir trabzan ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Yakamı 1 2 3 4 5 sıra ördükten sonra kenarını kahverengi ile geçmek istiyorum. Bakın ben düğmelerimi de güzelce dikerek tamamladım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sol tarafa doğru, sol elime doğru ilerliyorum. Bakınız bu şekilde düzgün yönü düşecek. 3 tane trabzanımı örüyorum. Diğer trabzana geçiyorum. 1 2 3 Eğer fazla olacak gibi olursa iki tane çekmeniz de yeterli olabilir 2 3 her bir trabzanıma 3er tane trabzan örerek yakamı diğer ucuna kadar örerek tamamlayacağım 1 2 3 geçiyorum son trabzana 1. 2 burası dönüş olduğu için biraz daha fazla çekmem gerekmekte. 3 4 5 ve 6 tane trabzan çekiyorum. Hem bu yönü hem bu yönü idare edeceği için ve devam ediyorum diğerlerine. 1 bakın aralara geldim. 1 2 zincir çekmiş olduğum yere geldim. 2 bir tane daha çekiyorum. Ne kadar kaldırırsa iki ya da üç tane trabzan çekelim. Şöyle ördükten sonra bakalım fazla olacak gibi olur ise hemen yol yakınken sökmenizi tavsiye ederim. Benim örgüme göre yanlar üçer trabzanı kaldırmakta her araya birer tane giriyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar üçer tane trabzan örerek e, tamamladık aralara da birer tane trabzanımızı girdik yakamızı bu şekilde bitirdikten sonra hırkamız da tamamlanmış oldu yakamızın arkasının dönüşüne de bakacak olursak gayet güzel herhangi bir şekilde potluk ve asılma söz konusu değil çok güzel bir şekilde hırkamız tamamlandı. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.